simidi ilk başladığın günü yine 50 tane simit almışsın. Taplıya almışsın, diziyorsun ama şimdi itfaiyeden almışsın, bahçeli evlere geliyorsun. O taplıya sarılıyorsun yani. Sarılmışsın kafanda, götüremiyorsun yani, bir şeylik var yani, tamam mı? Acaba dökeceğim mi bilmiyorsun, korkun var. İnsan işini sevmeli yani. Severek yaptığın zaman zorsunmazsın, zoruna gitmez ve hayata da dinç bakarsın, güzel bakarsın. Seni yormaz işlerini. En basit olsun, bir masa başında da olsan, işini sevmiyorsan o iş seni yorar. Bıktırır yani. İyi bir simit görünümünden belli olur zaten. Normal kızarıklıkta ve hafif çatlaklar olması lazım. Ne çok yumuşak ne çok sert olması lazım. Diğer hamurlara göre, poğaçaya göre, büreğe göre hamurun biraz sert olması gerekiyor. Hamur biraz sert olursa simit gevrek çıkar. Kırklareli Keskin doğumluyum. Ankara'da ikamet yak ediyorum. Yaklaşık 45 senedir de bu işte uğraşıyorum. Şimdi ilk simide başladığım dönem 76-77 yılları tahammülü. Yani ilkokuldan yeni çıkmıştım. İşte 12-13 yaşlarında bir şeydim. O zamanlar böyle eskisi. Bizim orada, bizim köydeki gençler, ilkokuldan çıkan çocukların hepsi genelde aile büyüklerinde bir fırınımız olduğu için genelde herkes simit satmaya gelirdi yani. Simit satarak başladım ben bu işe. Ben Sevgi Canöz, Davut Bey'in eşiyim. Burada beraber simit yapıyoruz. Vallahi iyi bir gevrek simiti Davut Efendi pişirecek. Ben Davut'a, simitçi Davut Usta'ya Davut Efendi derim. Davut Efendi yapacak, siz de yiyeceksiniz. Çıtır çıtır lezzetli bir simit yapar. Diğer hamurlara göre, poğaçaya göre, büreğe göre hamurun biraz sert olması gerekiyor. Hamur biraz sert olursa simit gevrek çıkar. Yumuşak hamurdan simit, gevrek simit alamazsın. Hamurun biraz sert olması lazım. Yani böyle biraz zorlanmak lazım bağlarken, bu şeyi almak lazım. Böyle eliğin altında dağılıp gitmemesi lazım yani hamurunun. Şimdi bir hamur vardır, diyelim poğaça hamuruna 500 gram giriyorsa bir yere su, bunda 400 gram su girer kiloda. Diğer hamurlara göre ekmekte %90 su girer ekmek hamuruna. Ama simit hamuruna %40 girer su. İtfaiyede bir fırınımız vardı bizim. Bir aile büyüklerimiz, bir amcalarımızın. Orada alıyorduk, şeye gelirdik. O zamanları bahçeli evler, beş evler olsun, emek Ankara'nın en zengin büyütüydü. Yani en çok satılan yerler buralardı yani. Ne, oralar bize aitti, o mahalleler. Bizim köylüden başka kimse o mahallede simit satamazdı. Yani mesela Maltepe, Çankaya bölgesinde Çorumlar satardı, orada da biz satardık. Herkesin bölge bölge bir şeyi vardı yani. Simit sattığı bölge vardı yani. Biz orada simit satarak başladık. Ya çıralık dönemim şeydi, Hacı Bayram Camisi'nin orada yine bizim bir akrabaların fırını vardı, bizim hemşerimizin. Simit satarken işte bana dedi, ya Davut dedi, yeğenim dedi, gel istersen içeride çalışmak ister misin dedi. Ya herkes dediğin zaman işe başlayamıyorsun. Eskiden iş bulmak yani şey zordu yani. Başladık. İki sene böyle çıralık dönemim geçti. Gerçekten çok zor bir zaman, hayat o zamanlar zordu yani, şimdiki gibi kolay değil. Şimdi gerçi usta da yetişmiyor da,
Bizim o dönemler geçti gitti yani. Terminale mal yapardık garajlara. Gece 12'de başlardık. Sabah öğlene kadar ha babam de babam. Ya şimdi şöyle emek şeyden almışım itfaiyeden, itfaiye meydanından oradan almışım. Şimdi en az 20-25 kişiyiz böyle. Alıyoruz toptan hepimiz birden bir kahve vardı. Onun önce bir orada bir soluklanıyoruz, bir çay falan içiyoruz. Orada birer simit yiyoruz. Ondan sonra bahçe saat 3'ten önce mahalleye dağılmazdık yani. Öğlen 3'ü bekleyeceğiz akşamüstü. 3'te de herkes bir sokağa girer. Ondan sonra bağırıyorsun simitçi, simitçi. Oradan o apartmandan biri çağırıyor, oradan oraya çağırıyor. O 2-3 sokakta zaten simidini bitiriyorsun yani. Ama 3'e kadar kimse mahalleye girmez yani. Ondan önce simit satılmaz yani. Saat 3 dedim bir de. Veyahut da gece 2.30-3'te terminale giderdik. Terminalde gidiyorsun ama terminalde simit satmak da çok zor. Çünkü zabıtalardan oraya girmek, çok kaçak girmek zorundasın. Dünya hali ya, herkes kendine göre o yolu buluyorsun yani. Ama zamanla o zabıtaları falan tanıyorsun yani. Geldiği zaman veyahut da döküp kaçıyorsun, suratlarını atıp kaçıyorsun yani, tamam mı? Şimdi onlar da o işlere çok kızıyorlardı. Eski simitle şimdikinin arasındaki fark, hamuru şimdiki ustalar hepsi yumuşak alıyor. Yumuşak hamur alıyorlar ki kolay işleyebilsinler diye. Her işin kendine göre bir kural olduğuna göre bunun da bir hamurunun bir şeyi var yani. Ne kadar hamur biraz ayaklı olursa simit o kadar güzel çıkar. Benim zamanımda da vardı, birkaç yapanlar vardı ama elle böyle yuvarlarak hamur. Yani zorluğu oydu yani. Makinenin olmadığı zamanlar vardı. Şimdi her şey makine çoğaldı, şeyi değişti yani. Halen makinede elle yapan kimse yapamaz artık. Makine var artık yani. Gerek yok elde yapmanın yani. Bir anlamı yok yani. Elle yoğruluyor ama çok zahmet alıyor yani. Makineden makineye de değişiyor. Şimdi yeni sistem makineler var. Hızlı çalışıyor, ters dönüyor. Spiral makine deniyor onlara. Bunlar biraz hamuru daha çok öldürüyor, çabuk öldürüyor yani. Diferansiyelli makineler var, eski şeyler. Onlar hamuru böyle yavaş döner ama hamur kendisine gelir böyle. Orada şeyini alır yani, kıvamını alır. Çekirdekten yetiştiği için ben onun üstüne simit tanımıyorum ya. Buradaki gelenler de öyle diyor yani. İşçilerimiz öyle diyor. Gelen müşteriler hep öyle diyor. Hani bizim simitin üstüne lezzetli bir simit yoktur. Elinin zevki şeyini katıyor yani. Sevgisini katıyor. Babamın askerlik arkadaşı vardı. Bu onların köyündeydi. Babam küçük müteahhitti. Onun evini yapmaya gitti. Onun da kızları falan vardı. İlle kızını getir, tanışalım falan demiş. Beni de aldı, götürdü. Davut Bey'le orada tanıştık. Şimdikinin şeyiyle orada flört ettik. Orada tanıştık, aşık olduk. Bir sene sonra evlendik, nişanlandık. İşiymiş, gücüymüş hiç aramadım. Benim için Davut yeterliydi. Ya eskiden ya zaten... Eskiden öyleydi yani, ya iş aranmıyordu. Yoktukine, hayatın bir... Şimdi var, mesleği var mı? Neyi var? Ne iş yapar oğlunuz? Şimdi onlar moda. Eskiden böyle ne olursan ol, gittiğin kapıda bir şeyin vardı yani. Ama şimdi öyle değil maalesef. Pekmezleyeceğiz, susamlayacağız. Ondan sonra da fırına süreceğiz yani. Daha önceden tabii hazırlıyorsun. Haftada birse kaç ne zaman biterse ona göre şeker diyorum işte %80 şeker yakıyorsun yani. Şekerden imal ediyorsun. Bu rengi şekerden alıyorsun. Pekmezden alamazsın bu rengi zaten. Pekmezledikten sonra
Buraya susamlayacağız bunu ustacığım bunu. Eskiden şimdi bu böyle olmuyordu. Siminin iki tarafını birden susamlamazdın eskiden. Çünkü susam çok fazla gidiyordu. Şimdi çok fazla susam kullanılıyor. Eskiden bu susam kullanılmazdı böyle. Bunu böyle dizdin ya tavaya. Tavada böyle arabalar vardı. Bu arabalar gibi. Arabada böyle dizersin ama üstünde aspiratör çalışır. Böyle kurutur. Susamı az alsın diye. Yani susamdan kısılırdı yani. Toptancıların hepsi bunu yapıyor. Mesela sokakta satılan simitlerin bakarsanız susam altında azdır. O da kuruttuklar için. Ve de bunu üstünü un torbası unlarlar, susam az alsın diye. Tabii kafelerde böyle bir şey yok yani, susam yok. Çok susam da aslında simidin, gerçek Ankara simidinin biraz şeyini kaçırıyor. O eski lezzeti o da kaçırıyor, susamın fazlalığı. Ondan sonra bunu açgıya geçiyorsun, düzeltiyorsun. Farklı bir şeye geçiyorsun yani. Simit satarak, yani gerçi simit satarak orada çalıştığın yeri tabii, oradaki çalışanları mutlaka ki tanıyorsun. Yıllardır orada simit satıyorsun, geliyorsun. Bir arkadaşlık, bir şeyliğin var yani. Ama şimdi 12-13 yaşında bir çocuksun derken tabii abilerimiz var, amcalarımız var, bizi koruyanlar var yani. Damdan düşer gibi bir şeyden gelmiş değiliz yani. Mutlaka ki bir aile büyükleri var yani. Onlar bize her türlü yolu gösteriyorlar yani. Başladık. Yani zordu. O zamanlar şeydi, şu kazan simidi vardı. Kazan simidiyle başlamıştım ilk. Eskişehir simidi. Böyle makarna gibi haşlanır, yapılır. Onun biraz zahmetli bir iştir. Ankara simidi ona göre biraz daha kolaydır yapım yani. Uğraşması. Zaten o yüzden de o işi yapanlar kalmadı yani Ankara'da. Bir heyecan mutlaka ki herkesin bir işe başladı. O simide ilk başladığın günü yine 50 tane simidi almışsın. Taplıya almışsın, diziyorsun ama şimdi itfaiyeden almışsın, bahçeli evlere geliyorsun. O taplıya sarılıyorsun yani. Sarılmışsın kafanda, götüremiyorsun yani. Bir şeylik var yani, tamam mı? Acaba dökeceğim mi bilmiyorsun, korkun var. Ama mutlaka ki döktüğün zamanlar da oluyor yani o şeyde. O taplıya sarılıyorsun artık, kolların şey oluyor yani. Kendini kasıyorsun vücudunu. Tabii bir de işe başı para kazanacağın bir heyecanın var yani, böyle sattıkça bir heyecanın oluşuyor. Tabi aradan birkaç ay sonra bu şey, alışıyorsun artık. 50 simit oluyor 100 simit. 100 simit oluyor 200 simit. 250 simidi diziyorsun adam boyunda. Onu alıp götürebiliyorsun yani alıştıktan sonra. Ama tabi her işin bir başlangıç noktası mutlaka ki zorluğu var yani. O zaman da bir zorluklardan geçtik yani. Ama bence şunu söyleyeyim. Şimdiki zamandan çok iyi bir zamandı bence. Şimdi hayat daha zor yani. Yani. 30-35 sene önce biz dışarı çıkmıyorduk. Gece kalkıyordu işte, o zaman Kırıkkale'deydik. Haftada bir sefer evine geliyordu. Ankara'da çalışıyordu. Akşam 5-6 gibi evine geliyordu. Gece 2.30-3'te kalkıp Ankara'ya işe geliyordu. Çok zor. Bu simitçilik güzel parası var ama sosyal hayat denen hiçbir şey yok. Akşama kadar çocuklarıyla oynasın, gezsin, tozsun istersin. Bir arkadaşıyla mesela çıkıp şöyle bir gezmek istersin. Bizim hiç bunlarımız olmadı. Çok az oldu, çok nadir oldu yani. Sen hep evdesin çocuklarınla, bu hep işte. Gündüz gelir yatar, bazen yatamaz bile. Çok özverilidir, işine çok sadıktır. Belki bir 15-20 dakika uykuyla bile işine gitmişliği çok olmuştur. Yani işine düzgün, yani işini severek yapması lazım. Özverili olması lazım. Davut gibi olması lazım deyip. (Gülüyor)
Burada simidi şekillendiriyoruz fırına atmadan önce. Sonra da fırına atıyoruz. Ya bunu genelde de fırının önünde yaparlar da. Şeyde. Mesela o toplancılar da nedir? Burada mesela 5 kişi çalışır içeride imalatta. Fırının önünde usta pişirirken karşısında da adam böyle simidi şekillendirir. Buradan kuruyanı gönderirler oraya. Ama şimdi kahve türü olunca bir kişi çalışıyor, her şeyi bir kişi yapıyor yani. Çıraklıkta ilk başta böyle simit açarak başlarsın. Bu işin en basit yapılacak işi budur yani. En son şeye geçersin. Fırının önüne geçersin, pişirmeye başlarsın. Aradan bir 5-6 sene geçmesi lazım. Orayı öğrenebilmek için yani. Çünkü kolay kolay sıra gelmez yani şeyden. Çıraklıktan öyle 1-2-3 sene bu simit açmayı öğrendikten sonra simit kesmeye başlarsın. Hamur kesmeye. Hamur kerleye başlarsın. Ama zamanla el becerin de varsa, hevesin de varsa pişirmeye geçersin yani. Herkesin kendi kabiliyet meselesi. En zor yeri de ocaktır yani fırın. Fırın yani herkesin dayanabileceği, o sıcağa dayanabilecek şeyi yoktur yani. Her adam dayanamaz. 15-20 çuval simide 15 bin simit pişireceğin ocağın önünde fırın sürekli harıl harıl yanıyor. Kolay değil yani. Her baba yedi, çok nadir ustalardır ona dayanacak yani. Yetişir yani. Tabii şimdi adam yapıyor 50 tane simit götürüyor atıyor. Bu da şey yapmıyor yani, yormuyor insanları yani. Yapıyorsan sabah 4'te en geç 4'te kalkmak zorundasın. Ben 4'ü 1 dakika geçmez benim kalktığım hayatımda. Şu an o 4'ü 1, 4 demek benim için sabah 8.30'da memurlar işe gidiyor ya. Benim için memurluğum dönemim. Çünkü gece 12, 11.30, 11'de işe kalkardık biz eskiden. Şimdi 4 oldu ya, ben kendimi devlet memuru gibi hissediyorum yani. Mesela arada bir eskiden o çalışırken fırında pazar günleri iş az olurdu ya. 4'te kalkardık, 3.30-4'te. O gün var ya, bizim için bayram günüydü yani sanki. 4'te kalkmak bayramdı yani. Alışmışım şimdi yıllardır. İzin diye bir şey olmaz. Yani öyle izin kullanayım, bayramı olmaz, seyranı olmaz. Bizim için zorluğu da bu. Sürekli açık yani, bayramda da seyranda da olsun, açık olmalısın. Hangi grupta olursa olsun, insan işini sevmeli yani. Severek yaptığın zaman zorsunmazsın, zoruna gitmez ve hayata da dinç bakarsın, güzel bakarsın. Seni yormaz işlerini. En basit olsun, bir masa başında da olsan, işini sevmiyorsan o iş seni yorar, bıktırır yani. Mesleğini seveceksin. Ben işimi her zaman için çok severek yapmışımdır yani. O yüzden de Allah'a şükür halen de işimin başındayım yani. İşte kürek üstünden bu işi bilmek gerekiyor. Atabilmek için de zamanla bunu öğreniyorsun zaten çalışa çalışa. Bunun üzerine diziyorsun, kürekten orasını çekiyorsun. O kendiliğinden düşer o fırının içine. Bunu buradan böyle alıyorsun ustacığım, şey diziyorsun. Küreğin üstüne diziyorsun. Ben 500-600 simit falan yapıyoruz yani. Çok bir şey yok yani. Çok bir sürümümüz yok yani. 500-600, 700-800. Ama tabii ihtiyaç halinde ne kadar olursa o kadar yaparız yani. El alışkanlığı olması gerekiyor. İlk simit attığımda şeydi, Kazan simidiydi, Eskişehir simidiydi. Onda çalışıyordum bu işe başladığımda. O bunun gibi değil, Ankara simidi gibi değil. Çok farklı bir sistem. Onun küreği
şu ekmeklerin francalar küreği oluyor ya, upuzun şöyle 5 metre falan. Fırınımız 5'e 5 idi. 5 metre uzunluğunda bir kürek. Üstüne böyle tek sıra halinde düzüyorsun. Bunu böyle kaldırıp çeviriyorsun. Mesela simidin susamlı tarafı küreğin böyle altına gelir onda. Susamsız tarafı üstte olur ki çevirdiğinde susamsız yere alta gelir. O küreği kaldırıp atmak çok büyük bir marifet ister yani. Hepsini atamaz mı? Mesela 3-5 tane başlarsın, 5-6 tane üzerine koyarsın, çevirirsin. Biri bir tarafa gider, biri bir tarafa gider fırının içinde. O zaman bir zaman alıyor onu. Şimdi usta var ki bakıyorsun ya 5 metre kürek. Fırının uzunluğu 2-5 metre. 5 metreyi alıyor atıyor ama hepsi aynı zaten, hiç bozulmuyor. Yani orada o ustaya gıpta ediyorsun yani, şeyle bakıyorsun yani. İşinin sanatının ehli olduğunu anlıyorsun yani. Tabii zamanla öğreniyorsun yani. Önce başlıyorsun, attığın bozuk oluyor. Hamurda da öyledir. Yani hamur yaparken hamuru ilk başta düzene tutturamazsın. Bağlarken kopuk bağlarsın, yamuk bağlarsın. İnceli kalın olur. Ama her şey zamanla düzeliyor yani usta bir şeyde. Bu işte öyle. Ama Ankara simidi pişirmesi basit. Acemisin, elinde taplayan içinde böyle tutuyorsun. Simitçi diye bağırıyorsun. Gevrek simitçi geldi. Simitçi, simidi diye bağırıyorsun. Acaba duyarlar, duymazlar diye bas bas bağırıyorsun. Kimi de çıkıyor. Oğlum o kadar bağırmana gerek yok diyor, tamam mı? Duyuluyor diyor yani. Şey vardı yani. O bir heyecan vardı. Ama bir de şu vardı. Üç dedin mahalleli biliyordu ki sokaktan bir simitçi gelecek. O algı vardı yani. Çünkü diyelim en az 30 tane, 30 kişiyiz, 30 tane bebe yani. İlkokuldan çıkmış yani. Bu tabi daha büyüklerimiz de vardı. Herkes bir sokağa da arıyorsun. O sokaktan sokak başına kadar gidene kadar o simidi satıyorsun yani. Orada mahalleli de biliyor ki şimdi 3 dakikaya, 5 dakikaya kadar aşağıdan simitçi geldi, gelir. Alacaklar zaten ona göre senin şeyin bekliyorlardı, alıyorlardı yani. Bu şey vardı yani. Ama şimdi ne zaman simit, o şey kalktığı için şimdi mahallede o simit satanlar çok nadir yani artık. Mesela benim amcamın oğlu var. Hayli aynı yaştayız. Aramızda 3-5 ay bir şey var. Halen emekte simit satar o. Halen. O işi yapıyor yıllardır. Ve de mahalleli ondan başkasından simit almaz. Çünkü 45 senedir o mahallede. Mesela bir kaza falan yaptı. Mahalleli ona var ya böyle bir yardım etti ki ne? Hayatında kazanamayacağı kadar para yardım ettiler. Yani o mahallenin şeyi olmuş artık yani. Yani öyle bir şey vardır yani, tamam mı? 45 yıldır o mahallede, o sokaklarda o simidini halen gider satar. Usta kolay kolay pişiremez yani, çok nadirdir usta bunu. Şimdi bir de zaten şey de çok kalmadı. Bu eski Ankara bu kara fırınlar, odunlu fırın da zaten çok bir şey yok yani, fazla değil artık yani. Azaldı zaten yani. O yüzden de belki şu Ankara'da artık belki 100 tane kalmamıştır ki öyle çalışsın yani. Kalmadı. Mesela toptancı arkadaşlar var çalışanlar. Adamın 8-10 çuval işi var, usta bulamıyor. O işe artık dayanacak usta yetişmiyor. Şimdi ben bakıyorum, o 2000'li yıllarda Cebeci'de benim dükkan vardı. Gece 2'de ocağın önüne geçiyordum. Sabah 6'ya kadar 8 çuval simidi pişiriyordum. 4 saat, 5 saat içinde pişiriyordum. Şimdi günlük 15-20 çuval simit işimiz vardı. Ondan sonra bir arkadaşa devrediyordu. Şimdi bakıyorum adam 5-6 çuval, 8-10 çuval işi var. Usta bulamıyor, çalıştırmıyor yani. Ne doğrusu yetişmiyor, dayanmıyor. Ocağın önünde yine hamurda arkadan. Adam diyelim ki misal vereyim. 10 lira maaş alıyorsa kesinlikle ocağın önündeki çalışan adam 15 liradır maaşı yani. Ocağın önünde yetişmemesinin en büyük tarzı mesela biraz öğreniyor ama şey ısıya dayanamadığı için bu işi bırakıyor. Genelde arkaya, hamur işine kaçıyor. Başka yerde çalışmaya kaçıyor. Ocağın önünde zor adam yetişiyor. O sıcaklarda çalışmak zor yani gerçekten. Şimdi dışarıda 40 derece burada olur. 50 derece en kötü.
Şimdi ben sabah 4'te geleyim ya, şey oldukça, sıkıştıkça ben geçerim. Hemen işimin başındayımdır zaten yani. Benim bir ustam var, çalışıyor ama sürekli ben yanındayım yani. Bir sıkışıklıkta hemen ben geçiyorum yani, yardım ediyorum yani. Ama dedim ki böyle çok işler değil ki, 500-600 simit de bir usta için çok bir iş değil yani. O eski işler olmadığı için çok da yardıma ihtiyaç duyulmuyor yani. Ama tabii bir ekstra iş gelir, bir yerlerden sipariş gelir. Ha, o zaman geçersin, yaparsın yani. Çalışmaya başladık yani yıllardır. Her çalışan işçinin kafasında olduğu gibi hangi meslekte olursa olsun bir iş yeri açmayı herkes ister yani. Bizim de kafamızdan geçiyor böyle bir şeyler yapmak. Ama tabii ne zaman şartlar el verirse o zaman bu işi gerçekleştiririz. Sene 98'di. Dedim ki kendi yerimiz olsun. Yani Ankara'da Cebeci'de siyasalın karşısında orada yaptık bu işi. Başladık. Allah'a şükür işimiz de çok iyiydi yani. İlk açacağım işte her şey olacak mı olmayacak mı, iş nasıl olacak ya, iş olur da 98'de Ankara'nın ilk simit kafelerinden birisi yapacak. Herkes simidi çok seviyor, alıyor ama şimdi tezgahta kafe olarak nasıl olacak, nasıl becereceğim, bir o hayatta bu bir bilgin yok, bu becerin yok. Ama bir şey var yani, kafanda bir şeyler tasarlıyorsun yani. Çay simit derken başladık ama şöyle bir arkadaşla ortak olduk, çalışıyoruz. Şimdi ne çalışmak gibi ne de önceki simit sattığın gibi. Patron olmak yani iş sahibi olarak hayata başlama tarz, o heyecan o daha bir başka. Bütün umutlar, ya hayaller daha bir başka oluyor yani. Başka bir şeye geçiyorsun yani. Nasıl olur, nasıl gider, olacak mı? Bir şeyleri ortaya koyuyorsun ama olmazsa ne olur? Ondan dolayı da biraz insanda bir şeylik oluyor, çekingenlik oluyor ama Allah'a şükür yaşımız da tabi o zamanları orta yaşları neydi ama derler ya, taşı sıtsan suyu çıkardır, o yaşlardayız yani. Çalıştık, gecemizi gündüzümüze kattık. Gece 12, 1'de kalkıyorduk, akşamı 7'ye, 8'ine kadar böyle devlet dairelerinde askeriyelere olsun, hastanelere olsun böyle simit vermeye başladık yani. Her yere saldırıyoruz yani, ne kadar çok yaparsak diye. Allah'a şükür de yani 15-20 çuvala kadar, böyle günlük 20 çuval simit satacak kadar çıktık yani. O kadar çok satıyoruz, yetişemiyoruz. Sabah 6'da servise çıkıyorum. Akşama zor dönüyorum. Geleyim güleyim götürüyorum yani. Servis, 3 tane servisimiz var. Gidiyoruz geliyoruz. Çok çalışıyoruz yani. Böyle ama öyle bir zaman oldu ki ne? Tezgahta da kafeler tutuldu. Karşımızda okullar var. Üniversiteler, şimdi Ankara bilmiyor doğru kafe. Ama herkes bu sefer kafeye gelmeye başladı. Çay çok satıyoruz. Poğaçaydı, börektir. Kafe dolup taşıyor. Bir sefer o dışarıya koşturuyorsun. Öyle bir yorgunluk oluştu ki ne? Gece gelip iki de işbaşı yapıyorsun. Şimdi sabaha kadar en az 8-10 bin tane malı hazır etmek zorundasın yani. Buralara verebilmek için. Akşamın 8'ine kadar koşturuyorsun. Size inan Allah'a, kırmızı ışıkta uyuduğumu bilirim ben. Kırmızı ışıkta uyuyordum. O bir dakika bile uyusam kendime kar biliyordum. O kadar zor bir dönem yani. Yani içeri severek yaptığımız dönemdi yani. Yani para kazanıyorsun yani. Allah bereket versin. Çok güzel paralar kazandık o zamanları. Ama böyle bir hızlı gidip gelin, bazen ufak tefek kazalar da oluşabiliyordu. Sabah 7.30'da işte bu bahçeliler dediğimde bizim amcaoğlu falan var. Onlara falan mal getiriyorum. Şimdi o tren garının karşısında Ankara Gücü Spor Salonu'nun bir şeyi vardı orada. Eğitim yolu arasında. Alt geçit vardı. Geçitin orada boşluk vardı. Oraya 15 dakika orada gelin uyurdum. Sabah 7.30. 8 arası bir 15 dakika uyudum. Hayatımda en çok zevk aldığım uyku o dönemiydi benim. O kadar tatlıydı. 15 dakika da beni akşamadır götürüyordu.
Ama akşam 9'da geliyorsun eve, geliyorsun, yatıyorsun, gece 1'de, 12'de, 1'de geri kalkıp gidiyorsun. Sonra tabii iş kahveler çoğaldı, işin tadı biraz eleman falan çoğalttık, çoğaltsan da işi bıraktığın zaman, işin şeyini bıraktığın zaman şey rengi de değişiyor yani. Biriyle ortaklık, sonra bağdaşamadık, onu bıraktım çıktım ben orayı da. Ama zor bir dönemdi yani, zor derken çalışıyorsun, para kazanıyorsun yani. İyi bir simit, görünümünden belli olur zaten. Normal kızarıklıkta ve hafif çatlaklar olması lazım. Hafif kızarıkları olması lazım. Ne çok yumuşak ne çok sert olması lazım. Çok yumuşak olursa biraz durunca biraz daha bırakır kendini. Çok sert olursa kurur. İkisinin ortasını yakalaman lazım. Gördüğün zaman bilirsin yani. Bu simitin içinde olursan bilirsin. Soğukta yiyen insanlar zaten o tadı buluyor yani. Ama diyor ki şimdi benim İstanbul'dan bile müşterim var buraya gelen. Diyor ki o simidi tadını ben buluyorum diyor. Başka yerde bulmuyorum. Ya şimdi bir tek ben kendim olarak söylemeyeyim. Yani şimdi bunu burada 500 tane simit kafe varsa bir 40-50 tane bu işi düzgün yapan insanlar var. Yapan arkadaşlarımız da var tabi. Ama %90'ı eski lezzetten uzak. Taş fırın buradaki beceri bu ısıyı ayarlamak. Fırının ısısını ayarlamak. Yani kaç derecedeki burada bir derece olayı falan olmuyor. Ama usta zamanla alışıyor fırının derecesini öğreniyor yani. Buradaki buradan duruyor bu sıcaklıkta hangi sıcaklıkta simit pişer? O fırının odunu ona göre ayarlıyorsun yani. 2 odunla mı olur, 3 odunla mı olur? Şeye göre onu ayarlıyorsun yani. Simidi atmadan önce bir iki odun atarsın, o bir alev şeyini verirsin. O sıcaklığın şeyi geçmeli. Çok alevli olursa bu sefer de haşlar, hamur eder. Biz bu dükkanı kurmaya karar verdik. Çocuklarımla beraber karar verdik. Eşim de var. Gelinim de yüksekokul mezunu olduğu için onun KOSGEB şey belgesi vardı. Dedi ki KOSGEB'e başvuralım. O daha şey olur. Vurduk. O da çıktı. Çok da memnunuz. Yani biraz yardım etti. Bize çok çok destek verdi. Yani onun tabii o olmasaydı biraz daha ağır şartlarda girecektik. Biraz daha şey oldu yani. KOSGEB güzel bir şey yapıyor. Yapmıyor değil. Bayanları teşvik ediyor. Yani niye? Bir evden bir kişi çalışana kadar iki kişi çalışır. Biraz daha avantajlı olur şey olur. Şöyle diyorum yani oradan gelecek 50-60 milyonu biz de götürüp başka yerlere ödedik. Mesela biz borcundan bazı yerleri borcundan açıyoruz illaki. Tırk nakit parayla açamıyorsun yani dükkanları. Biraz mesela atıyorum mobilyaya borçlanıyorsun. Atıyorum fırına borçlanıyorsun. Ha, o zaman çalıştıkça ödemeye de oradan gelen paralarla oraları ödüyorsun. Sigortasız adam çalıştırmıyorum ben. Sigorta istiyor. Yani KOSGEB destek vermese bile ben onu çalıştıracağım. Yani. Bu ya, benim şey prensibim yani bu. Ha. Bence KOSGEB'in desteği yani ayakta durun. Yani daha çok teşvik. Bayanlara daha çok teşvik yani. Dükkan aç şey yapın. KOSGEB güzel bir şey yapıyor. Yapmıyor değil, bayanları teşvik ediyor. Yani niye? Bir evden bir kişi çalışana kadar iki kişi çalışır. Biraz daha avantajlı olur şey olur. Mesela biz borcundan bazı yerleri borcundan açıyoruz illaki. Tırk nakit parayla açamıyorsun yani dükkanları. Biraz mesela atıyorum mobilyaya borçlanıyorsun. Atıyorum fırına borçlanıyorsun. Ha, o zaman çalıştıkça ödemeye de oradan gelen paralarla oraları ödüyorsun. O da güzel bir şey yani. 8 kişi çalışıyor ben de 8'inde sigortasını yatırıyorum. Senesi geldiği zaman izin parasını da veriyorum, izin de veriyorum. Sosyal haklarını veriyor muyum? Benden daha dürüst adam yoktur. Bana göre ben çok dürüst bir adamım yani. Eğer işçinin çalışanın hakkını yemiyorsam, hiçbir kimsenin hakkını yemiyorsam ben dürüst bir adamım yani.
Ben Songül Üzülmez. 37 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Burada eşimle beraber çalışıyorum. Eşim poğaçacı, imalatçı. Aslında ben Bursa Uludağ Üniversitesi muhasebe öğretmenliği kazandım. 4 yıllık. Olmadı, okuyamadım imkansızlıktan dolayı. Biraz da böyle kalabalık bir iş olduğu için bunu seçtim, garsonluğu seçtim. İnsanlarla iletişim kuruyorsunuz, insanları dinliyorsunuz, bir sürü insan tanıyorsunuz. Ondan dolayı garsonluğu seçtim. Simitçilik özveri olması gereken bir sektör. Belli kuralları var. İşte işinize sahip çıkacaksınız, odun ateşinde yapacaksınız, ununuz iyi olacak, yağınız iyi olacak, ustanız iyi olacak. O susamın sokağa saran kokusu geliyor. Eskiye nazaran daha lezzetli. Gerçekten bu işin ustası yapıyorsa anlıyorsunuz bunun gerçekten Ankara simidi olduğunu. Ununuz iyi olacak, şerbet dediğiniz olay çok farklı. Mesela simitçi Davut Usta şerbetine kadar kendi yakıyor. Gidip asla dışarıdan hiçbir şekilde hiçbir ürünü görmeden, yapılım aşamasını bilmeden dükkanına sokmuyor. Her aşamasına hakim. Onun için gerçekten Ankara'da en iyi diyebilirim yani. Simidin iyi olduğunu ağzınızda acılık bırakmadığından anlarsınız. Gevrekliğinden anlarsınız. O susamdaki lezzetinden anlarsınız. Yani Ankara simidi, iyi olan simit, yediğinizde zaten böyle damağınızda o enfes lezzeti bırakır. Mesela bizim Davut abim simidin farklı olduğunda bile, susamın farklı olduğunda bile hemen anlar. Hemen ya firmayı uyarır ya da firmayı değiştirir. Susam dahi bu yediğiniz simidin lezzetini değiştiriyor. Davut Usta çok neşelidir. Gerçekten çok neşelidir. Espri yapar. İşine çok saygı duyar. Müşterisine çok saygı duyar. Buraya gelen müşterileri müşteri gibi değil de misafir gibi ağırlarız biz. Bir insan mesela evinde nasıl rahat ediyor? İşte çayını içiyor, kahvesini içiyor, sohbetini ediyor. Bizim buraya gelen bütün müşterilerimiz bizim evimizde ağırladığımız misafirlerimizdir. Biz o gözle bakıyoruz. İnsanlar buradan mutlu ayrılıyor mu, memnun ayrılıyor mu, teşekkür ederek ayrılıyor mu? Bizim için en önemlisi budur. Ticari kısım ondan sonrakidir. Bir simitçi olarak hani derseniz ki ya işte simitçi ne olabilir? Yani insanlar buraya geldiği zaman gerçekten gülerek ve teşekkür ederek ayrılırlar. Ve her ürünlerimizi özenle hazırlarız. Dikkatle hazırlarız. Mutfaktan çıkar son kez ben kontrol ederim. İşte bir yerinde bir sıkıntı var mıdır yok mudur? Yani mümkün mertebe hep sorunsuz bir şekilde müşterilerimizi ağırlayıp öyle uğurlarız. Davut Usta çok sevecen bir insandır. Ha çok da deli doludur. Ama çok dürüst bir insandır. İşine sadıktır. Söz verdiği her şeyi hemen hemen yapar. İnsanlarla ilişkisi güzeldir. Türünün tek örneğidir. Öyle diyeyim. Bir tanedir. Ustalığı mükemmeldir. Ustalığına hiçbir şey diyemem. Çok temiz çalışır. Etrafına susam falan damlat şey yapar, dökse bile hemen işini bitirince mesela simiti yapar. Susamlar atar. Hemen eldivenlerini çıkarır, süpürgeyle oraları fırçayla temizler. Olmayan bir ürünü gördüğü zaman kontrol eder. Bu olmamıştır, onu tezgah çıkartmaz. Değil mi? Yani çok titiz çalışır. Bilmediği hiçbir şey yoktur. Buradaki gördüğün ürünlerin hepsini yapar. Evden gece 3'te çıkar. İşte bir fırın daha açmaya uğraşıyor. Saat 11:30'a kadar burada durur, bazen 10:30'a kadar. Oraya gider. Ben de buranın kapanışını yaparım. 6:30'da gelirim. Damatla beraber kapanışı yaparım. Akşam eve vardım mı yemek, aş, her şey sana bakıyor. Beyefendimiz oturur, telefonu eline alır, televizyonun karşısına geçer. Yemeği önüne gelir, çay önüne gelir. Ha bazen çay yapar, Allah var şeyini yapmayayım yani. İşini sevmeli önce yani. İşini severse usta olur yani. İşini sevmeyen adamla usta olmaz zaten yani. Başlayacak yani imkanları tabii mesleğinden ödün vermeyecek yani.
Başladığı zaman gerçek Ankara simidini yapmalı yani. Yoksa ben bazı arkadaşlardan duyuyorum, gidiyor yine bir yerlere başlıyor. Gerçi adamın da 150-200 simit, 150-200 poğaça yapıyor. Bunu istinaden dediğim gibi işte ayrı ayrı hamur yoğurmaktansa bir hamur yoğurayım, hepsini çıkartayım, işin kaytarıyor. Uğraşmıyor, zahmet yapmıyor. Mesela birileri pekmezini bunun hazırlaması lazım. Yine bu hazır satanlar var. Gidiyorlar oradan alıyorlar. Kendisi yapmıyor, uğraşmıyor. Biraz da kaytarıyorlar işin içinden yani. O şeyi yakalayamıyorlar yani. Bir de fırın olmuyor yani. Eğer ki o kara fırın yoksa o şeyi bulamazsın yani. O Ankara simidini bulamazsın yani. O lezzeti bulamazsın yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.